İyi ki bir sipariş verdik yani. Bir saattir bekliyoruz ya, açlıktan öleceğiz. Nerede kaldık? Nihayet. Nerede kaldım kardeşim? Geldik. Geç mi kaldık yoksa? Sen de kimsin be? Sana kim lazımdı? Dalga mı geçiyorsunuz? Şabim Epe gönderdi değil mi seni? Anladım. Tamam, borcumuzu ödeyeceğiz. Ödüyorum da aynı zamanda. Ne oldu yani? Gel bakalım bizimle. Tarık Murat Yenersoy. Alın bunu. Neyi alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hey! Durun! Ne yapıyorsunuz siz? Kimi alıyorsunuz? Bir saniye, bir saniye! Saçmalamayın. Ne yapıyorsunuz? Bakın yanlış yapıyorsunuz. Bırakın beni. Bırakın. Eskiya mısınız siz be? Konuşma, yürü hadi. Çekilin. Bunun hesabını soracağım size. Bunun hesabını soracağım size. Kimsiniz siz? Kimsiniz? Bakın suç işliyorsunuz. Yapmayın diyorum size. Bunun mahkemelerde süründüreceğim sizi. Bırakın. Bırakın dedim. Bırakın. Kimsiniz siz? Ay Zeynep'e ben izin verdim ama yemek de yokmuş ya. Hepsi zeytinyağlı oldu. Acaba et, köfte falan mı kızarsaydım sana? Yok yok. Bence gayet yeterli. Hem perhiz de yapmış olurum böylece. Tansiyona iyi gelir. Affedersin, benim buna bakmam lazım. Alo, Mualla Hanım. Buyurun. Güzde Hanımcığım, iyi akşamlar. Senin hayırsız paket oldu. Nasıl paket oldu? Adresi verdin bize, biz de gidip kapıdan aldık. Ben ne diyeceğimi bilemedim dedi yani siz paket oldu deyince. Günahı sevabı benim boynuma. Ben şimdi gidiyorum. Varsa bir notum ileteyim o iblise. Ya da sen de gel. Ne sormak istiyorsan kendin sor. Geleyim. Geleyim mi ben? Geleyim tamam, ben de geleyim. Dayanamayacaksan. Dayanırım, dayanırım. Gelip seni alalım mı? Yok hayır, siz bana konum gönderin, ben kendim gelirim. Tamam, orada görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz. Sezai. Benim çıkmam lazım. Bir trafik kazası dosyası vardı ya bende. Şimdi keşfe gideceklermiş de katip aradı. Tamam, ben de geleyim. Yok yok hayır, sen yemeğini ye. Ama bence biraz erken yat, olur mu? Olur, tamam. Yemeğini ye ama. Tamam. Dikkat et. Oğlum, ben size bunu atıp yenisini alın demedim mi? Affedersin abi, unutmuşuz. Olmaz ama, hasta bu. Geçen sefer kullandığımız herif kangren oldu. Hiç yoktan ayağını kestiler. Derdiniz ne sizin? Ha? Ne istiyorsunuz? Ne istiyor? Para mı istiyorsunuz? Ne kadar istiyorsunuz? Vereyim. Tamam, bu işi bitirelim. Kes lan sesini. Paraya ihtiyacımız var gibi mi görünüyoruz? Tamam, tamam. Yanlış anladım ben. Senin şu engelli doğan çocuk. Nerede o? Yerini söyle de uğraşmayalım. Ne? Ne diyorsun sen ya? Kim tuttu sizi ya? Kim tuttu? Bak şimdi. Tarık Murat Yenersoy. Sen orada bağlısın. Ben karşındayım. Elimde kerpeten. Ne demek bu? Ben soracağım. Sen cevap vereceksin. Ben bir şey bilmiyorum. Bilmiyorum, bilsem karıma söylerdim. Güzide'ye söyle. Güzide mi tuttu sizi? Ben tuttum. Ne oldu? Tanıştınız, anlaştınız mı? Mualla Hanım, şaka mı bu? Ha? Ben senin dünürüm, dünürüm. Ya kafayı mı yedin sen ya? Yedim vallahi dünür. Senin yaptıklarını duyunca benim bütün beyin nöronlarım alev aldı. Yani bütün devrelerimi yaktın. Mualla Hanım, delirdin mi Allah aşkına? Söyle şunlara, çözsünler beni, tamam. Bu işi olmamış gibi kabul ediyorum. Tamam, çözsünler. Hadi bırak, bitsin bu iş. Öyle yapacağız zaten. Sen bir anlat. Neyi anlatacağım? Ben bir şey bilmiyorum ki. Ne anlatacağım? Hocam,
Ben fikrimi söyleyeyim mi? Konuşmaz bu. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Boşu boşuna uğraşıyoruz. Evet, çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Hadi çözün beni. Çözün lütfen. Bak, ben size dedim. Boşuna uğraşıyoruz diyorsun. Gömelim gitsin bunu. Sen beni korkutacağını mı zannediyorsun be? Olmaz. Celal konuşacak. İllaki konuşacak. Ha, baktın konuşmuyor. Ondan sonra gömüyor musun, parçalıyor musun? Her zaman yaptığın işi yaparsın işte. Mala Hanım, ne diyorsun sen ya? Başlayın. Neye başlıyorsunuz? Bir dakika, ne yapıyorsun kardeşim? Çıkarın ayakkabıyı. Ne yapıyorsun? Neyi çıkartıyorsunuz? Dur be, dur kardeşim, dur. Bu iş hiç iyiye gitmiyor. Mala Hanım, lütfen söyler misin, beni bıraksınlar. Bak, Güzide görürse, duyarsa... Buradayım Tarık. Güzide Hanımcığım, niye geldin? Sen dayanamazsın. Dayanırım. Güzide, ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Delirdin mi sen? Vallahi bizi delirttin Tarık. Hepimizi delirttin ya. Güzide, bu sen değilsin. Yani bu oyunu bırak lütfen. Rica ederim. Tarık. Sana bak, son kez soruyorum. Benim çocuğum nerede? Hocam. Bir fikriniz var mı? Hangi parmaktan başlayayım? Güzide Hanımcığım. Sol. Bu oyunu bitirelim. Güzide lütfen. Baş parmak. Hayır, yapma. Benim çocuğum nerede? Yalan söylüyorsun Tarık. Bana artık yalan söyleme. Hayır. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Vallahi billahi yalan söylemiyorum. Eşmeli de bir müvekkilim vardı, bir çiftçi. Adli yardıma gelmişlerdi, onlara verdim. Orada hastalanmış, ölmüş. Götüreyim seni. Kendin gör, duy. Murat çok akıllı bir çocuktu. Çok da komikti. Hep güldürürdü bizi. Ana baba bildi ikimizi de. Biz de onu evlat bildik. Sol koluyla sol bacağı kısaydı. Sol elinde parmakları yoktu. Ama işte Allah büyük. Ondan eksilttiğini aklına vermiş. Okula başladıydı. Hem de nasıl sevine sevine gidiyordu. Sınıfında herkes çok sevdi onu. Öğretmenleri okuyacak bu çocuk dedi. Hastalandı bir çare. Menenjit geçirdi. Buna gittik. Verirken ihtiyaçlarını karşılayacağım dediydi. Bir iki sene karşıladı. Sonra bir daha gelmedi. Olsun varsın dedik. Biz evlat bildiydik sonuçta. Ama velakin hastalık gelince mecbur kaldık. Aradık, açmadı. Vardım büyük şehire, dayandım kapısını. Bakamayacaksanız esirgemeye verin dedi. Sonra evinizi buldum. Sizi göreyim dedim. Anasınız sonuçta diye düşündüm. Bir apartman dairesinde kalıyordunuz. Bir gittim ki taşınmışsınız. Apar topar gittiler dedi oradaki kapıcı. O yüzden mi taşındık o evden öyle? O yüzden mi taşındık? Ellerimde vefat etti kuzum. Ellerimde kapattı o bahar gözlerini Murat. Tıpkı size benziyor. Gözlerini sizden almış. Rahmetli yavrum. Thank you.
Bir tanem. Sana ne söylemeliyim bilmiyorum. Ne anlatmalıyım sana? Seni seven bir aile olduğunu bilmek benim en büyük tesellim. Evinizin duvarında senin fotoğrafını görünceye kadar ben seni hayal edemedim. Ben senin yüzünü hayal edemedim. Ama seni orada görünce ben anladım ki sen benim yavrumsun. Ağladığım için çok özür dilerim. Çünkü ben seninle gülmek, seni kollarımın arasına almak, seni bütün kötülüklerden korumak, seni öpücüklere boğmak isterdim. Ama bir gün kavuştuğumuzda hepsini yapacağız, söz veriyorum. Bir tanem, söz veriyorum, hepsini yapacağız. Söz veriyorum bir tanem. Thank you.